Ya abi sen de enteresan adamsın. Çok Ferhan güzel. Abiyle, Münir abiyle, Münir Özkul'la, buradan Acil Şifalar, Erol Günaydın'la. Bir dönem onlarda. Arkadan mesela bizim kuşakla Yıldızların Altında müzikalini yaptık. Şimdi bu kuşakla yeniden popülersin. Ya çok acayip bir şey değil mi bu yani? Her dönem hala bir şey yapıyor olabilmek ve olağanüstü bir şey. Yani. Maşallah. Ya o güzel de biraz işte aslında benim şeyimden kaynaklanıyor. Öğrenme isteğimden. Yani ben de mesela Murat'tan, Ahmet'ten çok şey öğreniyorum. Yani ne öğreniyorsun abi mesela gerçekten? Yani günümüzün komedisini öğreniyorum. Yani çünkü komedi, oyunculuk çok değişken bir şey. Yani 1980'deki oyunculuk başka, 90'daki başka, 2000'deki başka, komedi tamamen başka. Tabii. Çok başka yerlerde. Yani en azından trendi öğreniyorsun, ne yapman gerektiğini öğreniyorsun. Ben mesela... Ve diretmiyorsun. Ve diretmiyorsun. Hayır lazım. Efendim komedi hala böyledir diye. Değil tabii. O öyle olduğu zaman çağ dışı oluyorsun zaten. Ve mesela ben Ahmet ve Murat'ın yaptıklarını hatta dönem zaman zaman anlatıyorum. 1983'lerde, 84'lerde yapmışız biz. Yani bir hadi abi ya falan diyorlar, tamam mı? O zamanlar öyle bir absürt şeyler vardı. Bir akım vardı işte Airplane'le falan başlayan, işte Yükseklik Korkusu falan filmleriyle başlayan öyle ya, bir akım vardı. Doğru. O akımdan biz de o zaman etkilendik. Şimdi onlara dönüş var. Absürt komedide. Evet ama yani oyunculuk falan çok değişiyor. Ben yeni trendi de gençlerden öğreniyorum. Yani benim yanımda gençsiniz. Hepimiz için geçerli canım. Benim yanımda çalışan mizah grupları da hep yeni dönem çocukları. Ben de dışarıda neler oluyor? Damar. Tabii. Damar kuruyoruz yani, bağ kuruyoruz. Müzik. Rasim abi nasılım? Nasıl gidiyorum Rasim ya, abi? Ya muhteşemsin. Kaçıncı yılın bu sene? Söylemeyeyim, laf soksam belli, evet. Bir şey gelecek, söylemeyeyim yani. Ya Rasim abi bir... Bak Rasim abi bir yakından çeksene, bir gülsene Rasim abi. Bir gün. Rasim abiyle ilgili Twitter'da çok güzel bir şey. Bir daha güler misin abi? Maydanoz mu? Hayır maydanoz değil. Bir gül abi. İyice, evet. Bir de sinirlen abi. Bir de sinirlen. Şöyle yap yani. Hah, böyle yap, böyle kal. Alnına gitsene, alnına. Alnına yakın git. Alnına yakın git diyorum sana. Sen de değil mi? Sen çekmiyor musun? Onda... En son bu kadar mı? Arkadaş onun zoom'u değil, kendi ipim var. Gelsene buraya. En son bu kadar diye... Çöreklenmiş oraya, en son bu kadar diyor ya. İpim var diyor. Ya... Dur ben geleyim ya, dur. Ya. Evet, bakın. Böyle kal. Arkadaşın kablosunu uzatsanız. Abi... Bu Fahrettin'de doğuştan olan bir kablo. Şey değil yani. Fahrettin sonradan değil. Bunu kesmemişler. Bu anneye bağlanıyor orada direkt yani. Evet. Sana dedim Allah diyeceğim Fahrettin. Ne yaptı Fahrettin? Hay Allah. Alnı gördünüz. Gördünüz değil mi alnı? İnternette böyle bir şey çıkartmışlar. Ya bir göstersek ya. Gizli şifre var alnında diye, pi sayısı. Evet öyle bir şey vallahi var. Valla gösterelim resmi, aynı resim bak. Var mı orada resim? Evet pi sayısı. Pi sayısı değil mi bu? 3.14 virgül nokta değil yani. Evet. Hayatım boyunca hiçbir zaman çözememişimdir öyle problemleri. Ha, hiç mi? Hiç benden alak. Kaynaklanıyor. Ama bak alnında taşıyorsun be abi. Kaderin olmuş yani. Biraz uzamış evet, ama. Bu güzel espriden sonra yeniden sizlerle beraberiz. Ya Emel sen de böyle bir şey tipi var. Yani böyle hiç... Yani köşkte doğmuşsun gibi. Böyle yani bir şey yani... O ben değilim. Aa doğru. Bir dakika. O ben değilim. Bir dakika, bir dakika. Yanılıyorsun. Ben memur yani. Çocuğu. Emel Sayın memur çocuğu. Çok gençler onlar da. Arkadaş memur polis çocuğu benim gibi memur. İşçi çocuğuyum ben. İşçi çocuğu. Rasim abi paşa çocuğu. Annem göndermek istemedi zaten bu programa. Rasim abi paşa çocuğu musun, paşa torunu musun? Torunu ya. Paşa torunu. Kimdi yani bildiğimiz paşalardan mı? Tosun Paşa. Hakiki Tosun Paşa benim. Evet. 7-8 Hasan Paşa. Hiç hayvanı gördün mü? Paşa torunu olmanın. Ya bir köşk kaldı mı? Bir şey kaldı mı?
Yok, bana gelene kadar gitmiş hepsi. babanız herhalde anladığım kadarıyla. Yok, bana gelene nasıl bir kadar... şey paşa torunu olmak? Herhalde sizin evde normal ezine peyniri yenmiyor. Rockford daha ziyade. Beyazıt anlatılmaz, yaşamak lazım. Doğru. Kolay. Sen yani anlatamam. Kolay değil, kolay değil. Ya eminim... Ben de hep böyle bir şey olmuştur yani... İçimde böyle bir ukde kalmıştı. Mesela her sanatçı anlatır. Çok zorluk çektim. Doğru. Fakirlikten geldim. Doğru. Ben hiç öyle bir durum yok. Sürekli Beyazıt yiyorlarmış. Ne? Sürekli Beyazıt yiyorlarmış. Beyaz? İğrenç bir espri yaptın. Kimse anlamadı. Anlamadık sana. Beyaz et. Beyazıt beyaz. Dedi ya. Ha, ben onu ilk önce beyaz et anladım dedin, da. Sen sürekli beyaz et yiyorlarmış onu, diye. Evet. Ben sana diyorum, Allah'tan Selçuk Aydemir var. Evet. O yazıyor, bunlar Selçuk, oynuyor. Bak bugün Selçuk yazmadı, doğaçlamaları görüyorsun. Sadi'yi de zaten almışsınız aranızı. Evet. Yo, Sadi kendiliğinden yırtıp giriyor aradan içine bizimle. Hiçbir alakası yok ama kolay değil ya, gerçekten de bolluk içinde büyümek. Zor. Zor. İnsana muzdan ikrah gelir ya bir yerden sonra. Ya öyle deme, öyle deme. Şöyle bir şey var yani... halkla bütünleşmede zorluklar yaşadık. Ya böyle ama hani... Peki Rahsen abi okula falan giderken hiç böyle gözlerin mıcır aramadı mı abi? Ne aramadı mı? Mıcır. Mıcır. Ha, okula giderken mıcır, yol, yollar, mıcır toprak yol, mıcır aramadı mı hiç asfalt gözüm? Yok, hep asfalt. Arabasıyla gidiyorum. Neyle gidiyorsun abi? At arabasıyla. Paytonla. Yok değil, bayağı bildiğin at arabası. Çünkü bana gelene kadar her şey bitmiş yani. Atlar o zaman kalmış, zorluk çektin abi. Gitmiş, atlar kalmıştı. O zaman zorluk çekmiş. Çekmedim dedi, zorluk çekmiş. O zaman çekmişsin. Çekmiş, evet. Çekmiş. Kokar o. Yani. Evet. Emel'in. Mesela bizim köşkte dedem şelale yaptırmıştı. Aa. Oturma. Ortaya. Güzel. Ya. Nasıl yorucu bir şey onu seyretmek biliyor musun? Doğru. Anam ağlardı. Zor. Doğru. Bizim tamam. Bizim sizin gibi de değildi, sizin gibi daha orta halliydik. Evin ortasına yalak yaptırmış.